Ayette bir şey daha dikkat çekici, vurucu. Bak şimdi bu ayetlerden her birinden çok güzel yerlere gidiyoruz. Birincisi ne diyor? Alemlere uyarıcı olsun diye. Alemlere uyarıcı olsun diye. Yani seni uyarmak için peygamberin kendine seni uyarayım diye sana bu kitabı verdim demiyor. Mekkelileri uyarayım diye de demiyor. Akraba hısmını da uyaralım diye yollamadım bunu diyor. Ne diyor? Alemlere uyarıcı olsun diye. Dediği zaman işte burada Peygamberimizin, Resulullah'ın dediğim gibi tüm zamanların peygamberi olduğunu, Kur'an'ın insanlığa yani evrensel olduğunu, tarihsel olmadığını, yöresel olmadığının ifadesi. Bunu destekleyen ayetlere geldiğimiz zaman şöyle bu alemler şeyini, bunu daha önce çok açıkladığımız işi burada şey yapacağım. Şimdi bunu Yasin'de de şey yapmıştık. Allah elçisi Araf 158'de, Enam 19'da, Sebe 28'de ve Enbiya 107'de ki ifadelerle Arap toplumuna değil tüm toplumlara, hatta Cuma suresindeki bir ayetle de daha gelecek kuşaklara. Yani Cuma suresindeki ifadeyle de gelecek kuşaklara, yani daha doğmamış, yaşamamış kuşaklarında peygamberi olduğu, kitabın da tüm onların kitabı olduğunu bildirmektedir. Ve tarihi incelediğimiz zamanda da bunu net olarak görüyoruz. Fakat bunu işte tamamen Arabistan coğrafyasına hapsetmek isteyenler vesaire gibi tarihsel bugünü bağlamaz diyenlerin sadece bazı eksikliklerinden dolayı, Kur'an'ı iyi anlamadıklarından dolayı, bazı ifadeleri iyi bilmediklerinden dolayı öyle bir zanna, öyle bir zuma diyeyim ben, yani inanca, yani yanlış bir inanca sahip olduklarını söyleyebiliriz. Onu da burada bildireyim. Şimdi gelelim